almadan. O çalışıyor değil mi o numaratör? Satam kesirse falan söylersiniz. Tamam mıyız? Tamamız. Buraya kadar olan keseceğim ben de zaten. Müdürüm diyecektim. Yönetmenim, he. Tamam mısın? Tamam. Böyle yap, şöyle yap, bilmem ne yap falan. Tamam, ben de tamam. Şimdi bir önceki ders eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları işliyorduk. Şimdi buna devam edeceğiz. İkinci part bu. Üniversite inkılabı diye bir şey var. Reform tasarısı yapılmış. 1933'te. İki şey var. Çok önemli. Osmanlı Devleti'nin üniversitesi neymiş? Darülfünun. Şimdi bunu kapattık. Yerine neyi açtık? İstanbul Üniversitesi'ni açıyoruz. Tabelasını değiştiriyorlar. Darülfünun'un. İşte mesele sadece tabela değişikliği olmasın, formatı da çağa uygun olsun diye bir aranın böyle belalı bir sorusu vardı. Neymiş? Albert Malch. Albert Malch kim? Üniversite reform tasarısı için getirilip bizim İstanbul Üniversitesi'ni reforme etsin diye getirilen kişi. Soru da aynen diyordu ki Atatürk bu arkadaşı neden getirmiş? İşte cevap şıkkında İstanbul Üniversitesi reformu için getirilmiş olmalıydı. Tabi o zaman en zor sorularından bir tanesi. Dolayısıyla gelmiş bir rapor hazırlamış. Demiş ki sizin eğitimde çağa ayak uydurabilmeniz için bilimsel konferanslar, toplantılar, makaleler falanlar filanlar hazırlamanız lazım. Kongre, ondan sonra konferans binalarının çok olması lazım. Öğretim elemanlarınızın dil bilmesi lazım. Dil. Başka ülkelerin dilini makale çevirebilmek için. Bir de küçük bir şey söylemiş. Üniversiteye girişte üniversite sınavı yapmanız lazım demiş. Ha işte o gündür bugündür istisnasız yapılır. Tabii bu şey değil. Osmanlı'da da var. Osmanlı'da da normalde dershaneler de var. Ondan sonra üniversiteye giriş sınavı da var. Ama artık işte nüfus artınca böyle vazgeçilmez çalışmalardan biri olur. Yani adam 1933'te gelirken bile onu şey yapmış, onu tavsiye etmiş yani böyle yapın diye. Şimdi bu Osmanlı'nın ilk üniversitesi aşağıdakilerden hangisi oldu? Darülfünun. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesi hangisidir derse hangisi oldu? İstanbul Üniversitesi. Atatürk döneminde kurulan tek üniversite hangisiymiş? İstanbul Üniversitesi imiş. İkisi de soru olursa zaten yine kolay olmuş olur. Sonra ikiye geldik. Yıl 1925 Ankara'da Ankara Hukuk Mektebi ne yapılmış? Açılmış. Şimdi dikkat edin. 1925 İstanbul Üniversitesi ne zamandı? 33. Bu önce. Suadına baktık. Mektep. Bak fakülte değil. Yüksekokul değil. Üniversite değil. Ha, çünkü o zaman üniversite yok zaten. Bunu açarken 2 yıllık açmışlar. Çabuk hukukçu yetiştirebilmek için. Bunun bir ezberi var. Bunun ezberi şu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüksek öğretim kurumu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüksek okulu. Böyle 2 yıllık derler yani bizde şu anda. Okuyanlara. Ama üniversite diyemiyorsun çünkü o zaman üniversite yok. Tamam. Bunu da en son sorduklarında hangisi Atatürk döneminde açılan kurumlardan biridir diye sordular. İşte 4 tane olmayan, 1 tane de olan cevap anahtarı hangisiydi? Ankara Hukuk Mektebi ne zaman? 2018 ve bu tabii olaya bir de benim naçizane bir katkım var. Çünkü ben bir geceden önce atmıştım. Bunu o Instagram hesabına. Sabah cevap anahtarıydı. Çünkü hiç sorulmamıştı bu KPSS'nin bütün tarihi boyunca Ankara Hukuk Mektebi gibi bir şeyi sorulmaması zaten manidar, tuhaftı. İşte döndü geldi, sıra ona geldi yani 2018'de. Sonra yıl 1935 olunca Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi kurulmuş. Yıl 1946 olunca da ne yapılmış? Ankara Üniversitesi'nin kendisi kurulmuş. 33'te bunu kurdun. Bağladın Ankara Hukuku nereye? İstanbul Üniversitesi'ne. Ondan sonra dil tarihi bağladın nereye? Bak bu Ankara'dalar ama nereye bağlılar? İstanbul Üniversitesi. İşte 46'da da Ankara Üniversitesi. Demek ki 46'da açılmışsa Ankara Üniversitesi Atatürk bunu görmez. Bu kimin dönemi oldu? İsmet İnönü dönemi olmuş. Buldu. Sonra 3 olsun. Yıl 1924, yine bir mektep açıyoruz. Musuki, eskiler diyorlar ya, Musuki, muallim, mektep. Sonra bizimkiler bakıyor, bu ne demek ki yahu?
Müzik, öğretmenleri okulu demek. O kadar basit bir şey yani. Tamam, zaten muallim, mektep, musuki. Sonra bunu niye açıyorsun? Müzik öğretmeni yetiştirebilmek için açıyorsun. Zaten o kadar kolay. Sonra da 1932 yılında Cumhurbaşkanlığı ne kurulmuş? Senfoni orkestrası kurulmuş. Neden? Çevrilerek kurulmuş. Senfoni orkestrası. Neden çevrilerek kurulmuş? Senfoni orkestrası. Yani neyi senfoni orkestrasına çevirmişler? Yönetmenim, bir fikrin var mı? Kulağında söyleyeyim mi? Mehterhane de. Mehterhane dedi. Doğru dedi. Neymiş? Mehterhane imiş. Neden Mızıkayı Hümayun değil? Heh, Enver Paşa ne diyor? Diyor ki bu gavur müziği bize o ilhamı ruhu vermiyor. İkinci Mahmud'un açtığı Mızıkayı Hümayun'u kapatmış. Geri bir daha neyi kurmuş? Mehterhane'yi kurmuş. Yani ben anlatırken mehterhane var. Zaten onun önce İstanbul'dan Ankara'ya getiriyorlar. Sonra da işte o çağdaş müzik için senfoni orkestrasına çevrilmişler. Geçtik 4'e. 10 defa belki soru oldu. Yıl 1928. Osmanlı döneminde açılan bir okul var. Okulumuzun adı Sanayi Nefise Mektebi. Şimdi 28'de Sanayi Nefise Mektebi neye çevrilmiş? Güzel Sanatlar Akademisi'ne çevrilmiş. Hatta Sanayi Nefise'de meşhur biri var. Osman Hamdi Bey. Ki oranın zaten ilk müdürü, kurucularından biri. Sonra bu 1883, 2. Abdülhamit, bu 1928, Cumhuriyet dönemi Sanayi Nefise. İşte sordular, Sanayi Nefise neye çevrilmiş? Güzel Sanatlara. Güzel Sanatlar nereden çevrilmiş? Sanayi Nefise. Sanayi Nefise'yi kim kurmuş? Osman Hamdi. Osman Hamdi'nin kurduğu Sanayi Nefise'yi neye çevirmişler? Güzel Sanat'a. Böyle 6-8 defa sorusu var. İşte artık sorulacak bir yönü aşağı yukarı kalmadı. Bu günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi'dir. Güzel Sanatlar Akademisi. Çünkü Güzel Sanatlar Akademisi'nin özelliği mimari alanda böyle en fazla ön plana çıkan özelliği oymuş. Sonra da zaten Mimar Sinan Üniversitesi'ne çevriliyor. Var mı buraya kadar bir problem, bir sıkıntı? Sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Güzel Sanatlar Müzesi açılmış. İlk Güzel Sanatlar Müzesi resim, heykel müzesi, resim heykel müzesi 37'de nerede açılmış? Dolmabahçe Sarayı'nda açılmış. Tahtada bir enteresanlık gören var mı? Yani aslında neyin değiştiğine dair benim aklımdan geçen bir kavram kullanabilecek olan var mı? He? Yani benim aklımla aynı şeyi söylemeniz lazım. Pardon. Var mıdır? Ya aslında ne diyorsun? Bir daha söyle. İpucu. Ha, tabii aslında bu bir tabii cevap olabilirdi ama değil. Böyle hakikaten bakıp da böyle eskiden bilmem neydi falandı filandı. He? O bir cevap olabilir ama emin ol benim aklımdan geçen şey o değil. Ha. Tamam öyle de benim aklımdan ne geçiyor dedim ya. Evet. Bak. Eskiden ne vardı? Tezhip, minyatür, hat. Tamam mı? Bak dikkat edin. Hiçbir şey yok artık. İşte o batılılaşma vesaire denilen şey o. Mesela onlar kendi çağında çok popüler. İşte adamlar çıkarıyorsun böyle en iyisini yapanı falan ama demoda oluyor işte mesele o. Tamam mı? İşte o çağdaş Türkiye vesaire dedikleri şey bu. Böyle dünyada popüler olan şeylere ayak uydurma. Çünkü zaten eskisini zaten yapabiliyorsun. Tamam orada bir sıkıntı yok yani. Şimdi kaçtı? 4. Geçtik 5'e. Yıl 1934. Bir kurum var adı Darül Bedai. En son bunu sordular. Neye çevrilmiş diye. Neye çevriliyormuş? Tiyatroya, sonra şehir tiyatroları. Sonra da başına kimi getirmişler? Muhsin Ertuğrul'u getirmişler. Ama ona çok önem vermediler. Şunu sordular. İlk Türk Müslüman kadın
tiyatro sanatçısı kimmiş? Afife Jale imiş. Kimmiş? Afife Jale. Bunu sordular. Yani tarih testinde değildi ama güncel değil de sonuçta biz anlatıyoruz yani. O zaman da anlattık. 2016'nın galiba sorusuydu. Soru aynen buydu. İlk Müslüman Türk kadın tiyatro sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? O zaman öyle bir şey eklemişler ki Adile Naşit miydi neydi? Çoğu gitmişti onu işaretlemişti. Afife Jale'yi duymadıkları için, bilmedikleri için. Tabii bu Osmanlı'nın da öyle ama Osmanlı zamanında yasak. Ecnebi kadınlar oynuyormuş. Ecnebi yabancı. Mesela Rum kadınlar, kumpanyalar düzenliyorlar ya böyle şehir şehir falan. Bu Afife Jale de perdenin önüne çıkmaları yasak. Perdenin arkasında bu aranjörlük, senin gibi yönetmenlik değil de işte bir dublaj falan vermeler. Sonra kadının bir sıkıntısı olmuş. Diyorlar ki sevgisiyle kavga etti. O gece oynayacak olan Rum kadın. Psikolojisi bozulmuş. Kadın çekmiş gitmiş. Şimdiki gibi telefon vesaire bir şey yok. Aramışlar. Kadını bulamamışlar. Yarım saat sonra örneğin tiyatro var. Sahne var yani. Afife 17 yaşında. Ben oynayabilir miyim demiş. Sonra yasak. Kanunen yasak yani. Bir kadının çıkıp diyorlar ki erkeğin önünde işte rol yapması dinen caiz değil. Çaresiz kalmışlar. Mecbur tamam. Afife de bütün o sahnelenen şeyle beraber hep orada ya şeyleri yaparlarken antrenmanları. Oyna demişler. İşte oynayınca da popüler olmuş o zaman. Bir kadın var. Adı da başka bir şey de sonra ekliyorlar Jale kısmını. Sonra popüler olmuş. Sonra bir tanesinde daha oynatırlar. Zabıtalar baskın yapar. Hükümet adam gönderir. Ne demek kadın çıkıp erkeklerin önünde Müslüman kadın rol oynasın diye. Bir defa pencereden kaçırmışlar, bir defa kazan dairesinden kaçırmışlar, bir defa bilmem nereden kaçırmışlar. En son damat Ferit hükümeti bunun için kanun çıkarmış. Bir daha oynamaları yasak diye. Atatürk 24'te inkılaplar yapmaya başlayınca Müslüman Türk kadınların da tiyatroda oynayabilmesine cevaz veren kanunu çıkarmış. Ondan sonra rahat rahat şey yapıyormuş. Sonra da Er Oyunman olur. Duydunuz mu Afife Jale'yi? Er Oyunman olur. Bir tane hep baş ağrıları varmış. Suriyeli bir eczacı. Sonra işte diyorlar ki onunla açla yaşamış. Yani doğru mu değil mi bilmiyor orası ama şimdiki gibi böyle ağrı kesici o tür şeyler yok. Buna hep morfin yapıyormuş. Baş ağrıları dinsin diye. Tamam mı? Bir saatten sonra bu sefer morfine aşina olur. Sonra nahoş işler de yapar parasızlıktan. En sonunda da 37 yaşında mı 38 yaşında ölür yani. Afife Jale öyle de bir hikayesi var. Sonra 6'ya geldik. Şu ana kadar sorulmayan tek şey. Bu darlar içerisinde sorulmayan. 1936. Bu sefer ismi Darül Elhan. Bir tek bunu sor. Darül Şafaka, Darül Eytam, Darül Fünun, Darül Bedai. Her şey soruldu. Osmanlı'dayken neydi? Bize çevrilince ne oldu? Bir tek burada durdular yani. Kestiler sormayı. Darül Elhan neye çevriliyormuş? Konservatuara çevriliyormuş. Elhan name demek zaten. Name anlamında kullanılan bir tabir. Buna dikkat edelim Darül Elhan'a. Yedi de 1937 yılı olduğu zaman bu sefer bir yasa çıkarıyoruz. Neymiş yasamızın ismi? Köy eğitmenleri yasası. Adı üzerinde köylere öğretmen yetiştirmek için. Fakat karıştırmıyoruz. Ne ile? Köy enstitüleriyle karıştırmıyoruz. İsmet İnönü döneminde 2. Dünya Savaşı yıllarında açılır. Bu ona zemin hazırlar. İkisi arasında ne fark var? Köy enstitüleri daha daha böyle kapsamlı, programlı, ondan sonra daha geniş yelpazeyle. Bu sadece işte öğretmen yetiştirebilmek için açmış oldukları şey. Enstitüyle kesinlikle karıştırmayalım. Sonra 8'e geldiğimiz zaman, 8'de de Atatürk'ün ilk heykeli var. İlk heykeli. Atatürk'ün ilk heykeli Sarayburnu heykeli. Sarayburnu neresidir derse bilen var mı? Ben bir ceviz ağacıyım. Nerede? Gülhane Parkı'nda ki Sarayburnu'na koymuşlar. Bu ilk Atatürk heykeli. Yıl 1926. Sonra böyle hani görmüşsünüzdür belki Ankara'da Ulus Zafer Anıtı. Ondan sonra Afyon'da keza yine Zafer Anıtı. Yine Samsun'da Atatürk neyi oldu? Heykeli. Şimdi bunları neden yazdım? Çünkü
hiç sorulmadı. Bunların hepsini yapan bir Avusturyalı heykeltıraş Henry Kripal. Yani Mustafa Kemal'in ilk heykeli neydi parkın adı? Gülhane Parkı'nda, Sarayburnu'ndaki Atatürk heykeli. Onu yapan kim? Avusturyalı Henry Kripal. Bunu yapan da Avusturyalı Henry Kripal. Bunu yapan da, bunu yapan da. Tamam, dışarıdan getirmişler yani heykeltıraşı. Sonra şöyle olmuş, yıl 1929, Nejat Sirel diye bir arkadaş bir heykel yapmış. Heykel şu, İzmit Atatürk heykel. Şimdi bunu neden yazdı? Çünkü Atatürk'e ait bir heykeli, yani bir Türk'ün yaptığı, bir Türk'ün yaptığı neymiş? İlk Atatürk heykeli. Diğerlerini yabancı yapmış. Yabancı kimmiş? Henry Kripal. Hiç tercih edilmedi, sorulmadı. Müfredatta da var. Zaten benim yazdığım her şey müfredatın içerisinde var. Sonra buradan 9'a geçtik. 9'a geçince yıl 1927, Konya Mevlana Müzesi açılmış. Giden var mı? Ne demek? Hayır. Yıl olmuş 1928. Taksim Cumhuriyet Anıtı açılmış. Gören var mı? Eminim gören vardır da, İstiklal Caddesi'ne giden var mı? Oğlum görmüşsünüz, ne gördüğünüzü bilmiyorsunuz. O şey, Taksim'in içinden girerken zaten orada bir tane heykel var. The Marmara Oteli var, karıştı o meşhur var ya, onun yanıdır, dibidir yani. Sen İstiklal Caddesi'ne gireceksen şayet mecburen onun içinden girersin. Yani görmemenize imkan yok. De siz hani bir İstiklal'da selfie yapalım, bilmem ne yapalım derdine düştüğünüz için o şeyin farkına varamamışsınızdır. Tamam mı? Yoksa girişte tam Taksim Cumhuriyet Anıtı. Sonra yıl 1930 ne açılmış? Ankara Etnografya Müzesi açılmış. Ankara Etnografya Müzesi. Bu çok önemli. Çünkü şu anın en önemli tartışma konusu. 1934'te Ayasofya Cami. Dikkat ederseniz eskiden neymiş? Cami. 34'te bunu neye çevirmişler? Müzeye. İşte günümüzde yapılan şey ne? Onu müzeden tekrar neye çevirmek? Camiye çevirmek. Tamam mı? Bu son günlerde pardon, gördüğümüz olay oydu. Bir de 1938'de ilk defa ne kutlanmış? Jimnastik bayramı kutlanmış. Eskiler böyle diyor. Ha, jimnastik bayramı nedir? He? Şimdi hangi bayram? Neyin adı? Evet, 19 Mayıs gençlik ve hatta belki orijinali yine jimnastik bayramı dahi olabilir. İçinde geçiyor olabilir yani. Sonra şurada devam ettik. Onda Türkiye Cumhuriyeti'nin katıldığı ilk olimpiyatlar, yani uluslararası katıldığı ilk olimpiyat 1924 Paris olimpiyatları. Fakat ilk madalya da altın madalyaymış. Branş da çok hani bizim hiç yadırgamayacağımız bir şey. Hangi alanda? Güreş alanında. Hatta kişiyi de söyleyeyim. Yaşar Erkan. İlk defa uluslararası bir olimpiyatta Türkiye Cumhuriyeti altın madalya almış güreş alanında. Ne zaman? 1936 Berlin olimpiyatlarında alıvermiş. Sorulur sorulmaz ayrı bir şey ama hepsi müfredatın içerisinde olan şeyler. Zaten o yüzden söyledik ve bir aranın çok böyle soru beklenen bir mevzusu olmasına rağmen hiç tercih etmediler. O çok garipti. Şu anda müfredatta var mı yok mu emin değilim. Varsa da eskisi kadar önem arz etmiyor. Kimmiş adam? Cemal Ulvi Erkin neymiş? Bir piyanist. En önemsizi bu. Fakat mesela bunu neden hiç sormadılar şimdiye kadar? Çok garip. Neymiş adı? Cemal Reşit Rey. Yani onu hakikaten sormaları lazımdı. Cemal Reşit Rey kim? İlk konservatuvar. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk konservatuvarı kuran kişi. Ondan sonra ona diyorlar ki klasik batı Türk müziğinin kurucusu. Bakınız bizde eskiden ne var? Türk müziği var. Şimdi ne yapıyorsun? Batı Türk müziği. Tamam mı? Hem batı hem Türk müziği. Klasik bir şey.
Sonra esas onu popüler yapan şey nedir derse 10. yıl marşını ne yapmış? Bestelemiş. 10. yıl marşını besteledi. 10. yıl marşı aşağıdakilerden hangisiyle başlar diye bir soru görürseniz KPSS'de hangisi? Evet, çıktık açık alınla devamı 10 yılda her savaşta diye devam eden onu bestelemiş. Bir de bunun neyi var? 10. yıl marşını yazanlar var. Bir tanesi Behçet, Kemal, Çağlar. Diğer esas popüler olanı hangisi? Evet, Faruk, Nafiz, Çamlıber. Var ya, garibim namıma Kerem diyorlar, aslımı el almış harem diyorlar, hastayım derdime verem diyorlar, Maraşlı Şeyoğlu satılmışım ben diye. Kim bu? Bilen var mı ne olduğunu? Faruk Nafiz Çamlıbel'in meşhur han duvarları vardır. İlkokulda bize öğrettiler bunu. İlkokul ve sosyal 3. sınıf mıydı neydi o zaman vardı. Böyle Ömer Seyfettin Kaşağı. Sonra Faruk Nafiz Çamlıbel han duvarları. Öyle bir şeydi. Yani ilkokulda ama tam sınıfından emin değilim. Öyle hep aklın bir köşesinde kalmış. Şu da soru olabilir, bu da soru olabilir ama dediğim gibi hiç tercih edilmedi. Sonra kırmızı kalemin bitmek üzere. Tek sorulan kişi, onu da iki defa veyahut üç defa alancılara sormuş olabilirler ya da bir defa lisansta denk gelmiş olabilir. Kimmiş? Adnan Saygun. Adnan Saygun. Adnan Saygun kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk opera sanatçısı. İlk opera sanatçısı. Var mı sıkıntı? Böyle sordular zaten alancılara. Sonra ilk operası da Özsoy Operası. Alancılara onu da sordular. Operanın adı ne diye. Neymiş? Özsoy. Evet, yıl 1934. İran Şahı Şah Rıza Pehlevi Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyarete geliyormuş. Şah Rıza Pehlevi entelektüel bir adam. Yani dünyadaki her şeyi gören bir adam. Atatürk demiş ki öyle bir şey yapalım ki bu herife mahcup olmayalım. Adnan Saygun da o zaman işte o tahsilini, mahsilini falanını filanı her şeyi tamamlamış. Bir opera yazmış. Operayı nerede, nasıl yazmış? Operayı Firdevsi'nin Şehname adlı bir eseri var. Neden Firdevsi'nin Şehname adlı eserinden yazmış? Evet, gelen arkadaş İranlı. Diğer arkadaş kim? Firdevsi İran. Oradan bir pasaj alıyorsun. Onu seslendirmişler yani operanın içerisinden. Tabii ki Şah Rıza Pehlevi de ne olmuş? Çok mutlu oluvermiş. Lisans seviyesi bilmiyorum. Yani şu andan saygı olsan ki bir defa da lisanslara mı soruldu? Öyle yanlış mı hatırlıyorum ama yani Cemal Ulvi çok değil ama Cemal Reşit Rey yani şu ana kadar soru olmaması gayet anormal bir şey yani. Anlaştık mı? Şimdi bunların hepsi neydi? Bunların hepsi eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmalar. Pat diye Albert Malçı, pat diye Ankara Hukuk Mektebi'ni, işte pat diye Afife Jale'yi, pat diye Darül Beda'yı neye çevrilmiştir diye şurada gördüğünüz her şey lazım. Hatta şurada zaten 3-4 defa da söyledim ya kaç defa soru olduğunu, dikkat edin. Kültürel şeyler çok çok önemli. Tamam mıyız? Var mı soracağımız, söyleyeceğimiz? Yok. Evet, söyle bakalım. Kestik dedi. Keselim. Hani seni yönetmiş? Şimdi o ne oldu?